Hop, gel abi gel gel. Topkapı. Ya kanka sen gerçekten ulti atarak benden kurtulabileceğini falan mı sanıyorsun? Oğlum ben var ya öyle bir koşarım ki aklın durur aklın. Buradasın demek. Görüş alma niyetindesin. Bana uyar, beni kesmeye gelin. Hadi aslanlarım benim. Adamın dipleri. Adamın bir taneleri. Hemen ben ulti atarım ve oradan sizi keser çıkarırım. Rakip böyle hatayı düşebiliyor. Hop kardeşim sen aldın onu. Bakayım elimden kurtulabileceğim. Seni kim kurtaracak elimden? Merak ediyorum be kardeşim. Öldün abi sen istediğin kadar kaç. Benim hızıma yetişemezsin. Hop öldün. İşte budur ya. Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Ben Deniz Ejder YouTube. Gördüğünüz gibi ekranda, sıralı modunda daha önce VS'de yaptık. Ormancı Khaled. Ama şimdi de sıralı modunda hem de Mistik Ligi'nde Ormancı Khaled yapacağız. Evet, aklınız almıyor gibi. Nasıl olur der dediğinizi duyar gibiyim. Ama lakin iş işten geçti. Aldık Khaled Orman ve artık rakiplerin üzerine 4 nala koşma zamanı geldi diyoruz. Rakipler inadına Natel aldı, Franco, Lila, Sun, Iritel. Biz anca gelir, kelebek gibi uçar, arı gibi sokarız. Karakterimizin item dizilimi ekranda gördüğünüz gibidir. Sizlerin de kullanmasında büyük ölçüde fayda vardır. İlk önce açmamız gereken yetenek çöl kasırgası. Açıyorsun çok rahat bir şekilde çat çut 3 kere vurduğun takdirde alın hasarıyla vurmanla birlikte çok rahat hasar çıkartabiliyorsun. Çat çat çat. Pasifimiz çok rahat bir şekilde size hem hızlandırıyor hem de menzilinizi güzel bir şekilde arttırıyor. Ve pasifinizi tekrar kullanmanız ilk hamlenizde siz böyle etrafa hızlı bir şekilde atılırken pasifinizi hızlı bir şekilde aktifte edebiliyorsunuz. Karakteri anlatmakla bitmez. Normalde pasifi bu şekilde aktif edersin. Koşarsın koşarsın ve sonra aktif olur. Ama burada öldün abi sen diyorum. İlk kanı neden alıyorsun dostum? Yapma gözünü seveyim be. Ya abi sen boynun ölçüsüne göre birisini çeksene Franco. Hop koştuk 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 koştuk. Rakibi bir şaşırttık ve rakip böyle aptal bir hareket yaptı. Evet farkındasınız ve ben de indirdim onu zaten. Cezasını kestim. Beni öldürebileceklerini sanıyorlar ama bence yanılıyorsunuz. Çünkü ben öyle bir can çalarım ki, öyle bir can çalarım ki sizi orada keserim ruhunuz bile duymaz. Ama işte 3 kişi olduğu zaman da yetersiz kalıyor. Neden? Khaled'i öldürmenin büyük olayı şudur ki tek yolu şudur 3 kişi. En az 3 kişi birden Khaled'e saldırması lazım ki ölsün. Yani karakterimiz o kadar zorlayıcı bir karakterdir. Rakip tarafından zor öldürülen bir karakterdir. Ve böyle olmasıyla karakter yani şöyle diyebiliriz. Mobile Legends'ın devlet sırrı gibi koruduğu bu karakteri almak kimsenin aklına gelmemiştir. Ve biz artık ejder farkıyla sizlere bu bilgiyi verdik. Hop dedik, cüp dedik, aldık ve ultimizi de açtık. İkinci yeteneğimizden bahsedelim. Bataklık koruyucusu. Hem güzel bir şekilde size sabit bir şekilde orada bataklığın içinde ben göstereceğim şimdi size birazdan. İlk önce bir rakibe saldırmam lazım ve aşağıda o fırsat elimde. Hem de kill alabilirim. Ultiyi de göstereyim aynı zamanda. Kum fırtınası sayesinde uzak bir menzil zıplıyorsun. Geldiğin zaman da adamın kafasına vuruyorsun. Nerede bu? Hop alayım. Abi bana bir kill salın artık ya. Şimdi ortadaki hamleyi göstereyim. Bastığınız zaman bu şekilde kumdan enerji toplarcasına can topluyor ve hem de hasar azaltması veriyor. Rakipten daha az hasar yiyorsun. Bu gerçekten mükemmel bir şey. Kanka zorlama istersen. Zorlama dostum. Abi işte sen orada öyle bir hata yaptın ki bak. Kimi kestiler görüyor musun? Sen niye böyle bir hata yapıyorsun ya? Ey gözünü sevdiğim ya. Abi beni kesemeyeceğinizi biliyorsunuz. Bak bir de bak bak bak. Bak şu hareketlere bak ya. Ya abi geldim tamam mı? Bakın ultiyi saklıyorum. Çünkü adamlar burada tam dibimde diyorum. Orada şimdi ultiyi basıyorum ki rakip kaçamıyor ve aynı zamanda ya kanka gel ya. Ya onun beni yakalamayacağını, yakalayamayacağını iyi biliyorsun. Ve ben burada bu adamı kesebilir miyim? Bak kesiyordum. Ama o kadar fazlaydılar ki gözden kaçırdığımız bir nokta vardı. Bizim nişancamız yoktu ortalıkta. Neden kardeşim? Gelsene bize yardımcı olsana. 2-2-4 başlangıç olarak gayet güzel gidiyoruz ve dakika 4. Aşağıya bakarsak Iritel rahat bir şekilde meydan benim der gibisine
Uğurza kuleyi almak üzere niyeti, atlasımız geldi. Ben geldim, nişancımız yolda ve ultimde 5 saniye, 3 saniye, 2 derken burada bunu bayıltırız diye düşünüyorum. Ve beni çekmek gibi bir hata yaptı. Ben de şuradan şöyle ultiyi bu tarafa atacaktım. Abi sen gerçekten ölmek mi istiyorsun kardeşim? Senin için fırsat verdim. Yukarı kaçabilirdin. Ve niye böyle bir şey yapmadın bilmiyorum. Abi bana sağol. Ne yapıyorsunuz? Ben Khaled'im. Yenilmez bir gücüm. Hah güzel. 4-2-5. Khaled ormanın nasıl yapıldığına dair aklınızda fikirler oluştuğuna eminim. Ama siz olun. Eğer rakip olarak karşınızda beni görürseniz lütfen ama lütfen bakın ben global Hayabusa'yım. Ve Hayabusa'nın en büyük sıkıntısı karşıda Khaled olmasıdır. Ve lütfen bana karşı Khaled almayın. Sizden tek ricam budur ya. Ben o zaman ne yaparım? Kesemem ki sizi. Ben direkt abi sur veririm. Yani o kadar güçlü bu karakter. Sizlere bunu iddia ediyorum. Of 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 of. Hemen. Hop. Cup. Gel abi gel. Top kapı. Ya kanka sen gerçekten ulti atarak benden kurtulabileceğini falan mı sanıyorsun? Oğlum ben var ya öyle bir koşarım ki. Aklın durur aklın. Gel kanka sen de ben de şöyle. Abi sen ciddi misin? Oğlum benim öyle bir can yenilemem var ki sen şimdi geri gelirken ben seni keserim. Ey güzel kardeşim bak hem seni kesiyorum hem can yeniliyorum ve sonra tekrar seni kesiyorum. Beni çekebileceğini falan sanıyorsun ya. Yani ben ne yapıyorsun anladım mı? Anlamadım tabii ki. Bak şimdi bak 5 saniye abi sen ultini falan attın mı bilmiyorum ama sadece 5 saniye. 5 saniye 5. Bu da olur hiç sorun değil. Adamın ultisini aldık. Çok güzel. Ben şöyle hiç riske atmak istemiyorum. Canımı tazelemek istiyorum. Hop. Zaten ben bunu çaldırmam abi. Ne çaldıracağım ben? Hop alırım böyle bu şekilde. 13'e 9 gidiyoruz. Tabii ki takımı sırtlayan benim. Ejder YouTube. Mystic League'de sizlere nasıl oynadığımızı göstermekteyiz. Rakip beni gerçekten çekebileceğini mi sanıyorsun ya? Abi ben oraya girerim aslında da 2 kişi çok azız ya. Onlar da şimdi 3 kişi ya. Beni kesmelerinin tek yolu zaten 3 kişi olmaktan geçiyor. Bekle. Her şeyin bir vakti var. Biz tekrar maviye dalalım. Onlar biraz saldırsınlar abi. Lord'a biraz Lord demişim. Lord nereden geldi ya? Biraz kaplumbağaya saldırsınlar. Hadi. Saldıran yok. Aa buradasın demek. Görüş alma niyetindesin. Bana uyar. Beni kesmeye gelin. Hadi aslanlarım benim. Adamın dipleri. Adamın bir taneleri. Hemen ben ulti atarım ve oradan sizi keser çıkarırım. Kanka nerede bu? Hop seni de keseyim mi? Hop gel buraya. Gel. Ay beni tutarsa ölürüm yalnız ha. Güzel. Hemen canımı tazeleyeyim. Dikkatli olmanın bakalım aha kimi yakaladım hop onu kışkırttım ama ultisini atmadı 5 saniye aha sen ne yapıyorsun sen süpersin dur ben ultimi alayım abi sen beni çekemezsin biliyorsun değil mi hemen kayarım ve abi benim oradan kaçmam lazım çok kalabalıklaştılar işte böyle ultiyi kaçmak için de kullanabilirsiniz hemen şurada şöyle gezeyim ve onu alabilir miyim hadi menzilim yetsin. Alamadım ama bizimkiler aldılar gayet. Ben şöyle hiç riske atmayayım. Hayır sen ne yapıyorsun? Hayır. Oğlum siz hayırdır? Siz hayırdır? Hayır. Geldim. Tam vaktinde geldim be. Hadi. Nerede diğer arkadaşımız? Kaçmış. Hiç sorun değil abi. Şimdi ben burada şöyle bir can yenilesem. Ve adam ayağıma kadar gelse hemen ben kaçmam lazım. Abi onlar kalabalıklar ya. Bu kadar da olmaz. Ultimizi alatan hemen geliyor. 30 saniye gibi bir süreyle geliyor. Franco'nun gözü bizde. Fark etti ki oyunun kaderi benim elimde. Çok dikkatli olmam lazım. Çok. İtemlerimizden bakalım neleri çıkmışız. Bir görelim. Ona göre rakibe kendimizi gösterelim. Birinci itemi çıkmışız. İkinci itemi de çıktığımız zaman çok rahat bir şekilde rakip kanser olacaktır eminim ki. Ve bizi öldürmekte gerçekten çok zorlanacaktır. Hop aldık. Toplanamam kanka. Yukarıda kule gidecek. Siz olun abi.
Yani biliyorsunuz görevimiz kule almak değil veya görevimiz kule korumak değil ama işte rakip böyle hatayı düşebiliyor. Hop kardeşim sen aldın onu. Bakayım elimden kurtulabileceğim. Seni kim kurtaracak elimden? Merak ediyorum be kardeşim. Öldün abi sen istediğin kadar kaç. Benim hızıma yetişemezsin. Hop öldün. İşte budur ya. Yani Kalez'in gücünü gördüğünüz gibi boş boşuna sizlere anlatmıyorum. Kalez oynamak zordur ama gerçekten çok eğlencelidir. Alalım şu minyonuza. Hemen bir bizim özelliğimiz gelsin. Geldi mi? Az kaldı. Geldi. Evet. Ne özelliği? Pusu. Pusu atarak rakibe şöyle bir ansızın devasa bir hasar vurmam yok mu? Bakın şimdi hasara bakın. Üf. Daha üzerine atladığım zaman. Abi senin ultini ben böyle boşa alırım işte. Ve beni kesmek üzereyken ben öyle bir can yenilmesi yaparım ki orada sizin hepinizi keserim. Keser miyim? Çok fazlasınız. Çok fazlasınız. 5 saniye, 3 saniye. Abi satmış gibi oldum ama hiç kusura bakma kankam. Yani o kadar da itemlerimiz güçlü değil. Şimdi olabilir. Hop. Hop. Sana tekrar oynarım. Sen bana oynamaktayken ben burada canımı doldururum. Her şeyi siz olun planlı yapın. Ve az kaldı az kaldı. Oraya atlayacağım da ultiyi bekliyorum. O bizim 110 köyümüzü yakaladı. Ve ben de şöyle bir etraftan yakaladım. Hayır. Hayır ben artık bir şey yapamazdım ki orta. Çünkü iritel itemleri yeterince fazla çıkmış. Ama neyse ki intikamım alındı ya. Gerçekten buna çok sevindim. Evet. Teşekkür ederim kardeşim. İriten ne almış? Oo, doğa rüzgarı, baş savaşçının öfkesi, bir tek alamadığı item, abi yanlış item, dayanıklı botlar ne? Ve bir de alması gereken en önemli item fırtınaydı. Sen neden almazsın be dostum? Abi mükemmelsiniz, tankı da indirdiniz ya, teşekkür ederim. Hadi indirin artık ya, teşekkür ederim. 2-4-2 San. Evet, San gördüğünüz başta bir korkutucuydu. Ama Kalet için ne yapabilirdi ki? Yani bir şey yapamazdı tabii ki. Takıma yükten başka bir şey değildi. Hop çok rahat bir şekilde ormanımızı alırız. Şöyle bir bakalım. İki tane itemimizi aldık. Üçüncü item zaten umutsuzluk. Umutsuzlukla rakibin içinden çok rahat geçeceğiz ya. Bakın. Rakip bir kendine güvenir olmuş ve ama ben umutsuzluğu çıktığımın farkında değiller mi acaba? Anlamış değilim. Abi siz gerçekten bana tek yemek istiyor musunuz? Bakın ben sizi nasıl göstereceğim şimdi gününüzü bak. 1, 2, hop. Abi gerçekten mi? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Orada beni yalnız bırakan takım arkadaşlarıma ne demeli? Dostlar, ben siz lütfen bir savaşa girmeyin. Beni bittiğin en büyük güç benim. 8 kille takımı taşımakta olan benim en az ölmekteydim ama ne oldu? Rakip zaten bana uzaklandığı için, gözler hep benim üzerimde olduğu için ve büyük bir nazar da yedi. Sonunda öldüm ve kurtuldum diyorum. Şükürler olsun diyorum. Ormanı bir rahat bırakın abi. Çünkü artık zaman geldi. Lord yapmamız lazım. Abi Lord vakti, Lord vakti. Vakit Lord vaktidir. Dakika 12 oldu. Lordumuz güçlendi. Lord'u her an ansızın alacağız. Ve oyunu kazanacağız. Şimdi abi bakın gözümüze kestirdik. Hop dedim, cup dedim. Oraya atladım. İlk önce ben kendimi uzaktan gösterdim ki arka planda çok lanet olası bir karakter var. Onu alabilmek için. Bakın özelliklerini falan boşa çevirdim. Ve bana gelen bir kişi daha vardı. O da pişman oldu. Hayatının hatasını yaptı. Ama en önemli iki karakteri indirdik. Franco ve onun yaveri nişancısı. Gel kanka gel. Gel ben sana ne yapıyorum şimdi. Gel sen. Gel. Gel sen gel. Onu sana yar eder miyim abi? Sen onu aldın da göğün başın göğe mi erdi ya? Aa nasıl kaçtı? Kaçtı sandım bir an var ya yemin ediyorum. Aklımı oynat. Oy 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 sen ne yapıyorsun? Dur. Dur dur ben şimdi seni gelip de kesmem yok mu? Gelip de kesmem yok mu ha? Ha? Keserdim keserdim de abi. Ay, yavaş gel yavaş gel. Ya abi bu Franco benim oyundaki en sevmediğim ve en nefret ettiğim ve her zaman sıralı ligde banladığım tek karakter Franco. Nedenini anlamış oldunuz mu? Neden?
Neden Franco'dan nefret ediyorum? Abi çok sıkıntı, görünmez, geliyor sizi böyle hapiste atıyor, resmen ultiriyor, böyle eliniz kolunuz bağlı bir şekilde onu izliyorsunuz sizleri öldürürken. Yani sizler gerçekten bu karakterden nefret etmiyorsunuz da kim nefret ediyordur çok merak ediyorum ya. Sadece ben nefret ediyor olamam bu karakterden ya. Abi gözünüzü seveyim ya. Abi aşağıdan oyun bitiyor. Abi gözünü seveyim, bakın böyle uğraşmış, böyle gerçekten çabalamış bir ejder olarak bu maçı kaybetmek istemiyorum. Kaybetsem de zaten YouTube kanalına yükleyeceğim. Beni biliyorsunuz, %100 doğal içerik paylaşan tek YouTuber olmamla birlikte ejder farkıyla Mobile Legends videoları çekiyorum. Aynı bunun gibi olmaz denilen imkansız şeyleri başarıyorum. Ve ilerleyen zamanlarsa troll videolar gelecektir. Yani nasıl gibi daha önceden yaptığımız gibi Link oynuyoruz ama duvara çıkmadan veya Nana oynuyoruz ama ulti kullanmadan. Aynı zamanda bunda da ne yapabiliriz? Bilmiyorum, bu karakter üzerinden. Ha, buldum. Oynuyoruz ama bu hamleyi kullanmadan. Yani bu hamle, bu karakter için her şey ve en önemli itemi çıktı. Kayin. Abi bu şekilde beni hiç öldüremezler. Neden? Can yenileme özelliğimi gerçekten çok feci bir şekilde arttırıyor. Ve abi siz beni gerçekten öldürebildiğinizi falan, bak şimdi, bak bak. Özelliği bir basacağım. Bak 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 bak. Abi öyle bir arttı ki hepsi birden, beşi birden alayken abi böyle ölürüm. Böyle ölürüm ama ya. Orada işte şov yapmamam lazımdı. Ama sizlere kanıtladım. Kayin iteminin özelliğini ve ne kadar güçlü olduğunu ve herkesin alması gerektiğini anlatmış oldum ve üstünü basa basa vurguladım. Of, Atlas. Aman Allah'ım. Bir de oradan Brody geldi. Brody ultini çok erken attın be kardeşim. Sen orada ölmeye mahkumsun diyorum. Mahkumsun abi, çok erken attın. Bu kadar acele iyi değildir. Abi itemlerimize bakalım. Of, son item. Az kaldı, az kaldı. Son item abi. Herkesin beklemediği bir item. Hemen göstermek istiyorum. Ölümsüzlük. Ölümsüzlük sayesinde rakip diyecek ki artık zaten ölmüyoruz bu karakter. Biz nasıl öldüreceğiz? Vazgeçecekler ve soru verecekler. Eminim yani. Ya da oyunu bitireceğim. Zaten buradan bitirdim de. Bir nişancı bir şey gelir buraya, psikopat bir şey, tamam mı? Abi burayı unuttular galiba. Aha, burada. Gelsin abi, hiç umurumda değil. Abi sen oraya gir var ya. Sen oraya bir gir. Allah'ına var ya, orada neler yaparız neler. Sonunda takımla birlikte oynama fırsatı. Hadi hadi hadi. Yok abi, yine olmadı. Rakipler gerçekten çok korkak ama buraya geleceklerinden emindim ve geldiler. Abi gel buraya, gel. Gel sen bir. Ya ama gözünüzü seveyim, işte benim arkamda neden kimse yok? Bakın, adamı öldürmek üzereydim. Ve eğer adamın arkası boş olsaydı ben orada son vuruşa ölmeyecektim ve can yenilmesi sayesinde hem canımı fulleyecektim hem de bir sonraki gelen rakibi de indirecektim. Ama çok erken bir şekilde görünmezliği basan o rakip var ya, göremiyorum ve geliyor ama işte sen böyle ben yokken şov yapmaya kalkarsan ölürsün abi. Bak yapma lütfen. Herkes ölüyor zaten, sen ölme. Bak o da öldü. Ya sizin amacınız kule korumak ya. Kule korumak. Başka ne olabilir? Gözünüzü seveyim, bana söyleyin. Yapmayın be. Şu takıma bak ya. Takımda kimseyi tanımıyorum biliyor musunuz? Hepsini rastgeleden çektim. İşte takımadığın, yani tanımadığın kişilerle girersen böyle olur. Öyle değil ben size. Solo girmek pişmanlıktır. Her zaman olduğu gibi. Bak şimdi, oba diyorsun. Burada minyonların içinden geçiyorsun. Bir. Ya zaten kanka sen beni öldüremeyeceksin. Neyi konuşuyorsun daha ya? Bak özelliğimi de çıkmışım. Ben burayı sonuna kadar dayanırım artık. Ölümsüzlüğüm var. Kafam rahat. Merak etme. Ölümsüzlük giderse de bitmeyen savaş alıyorsun. Bak kanka, öldürdün. Artık ne yapıyorum? Bitmeyen savaş alıyorum. Tamam mı? Dostlar. Hemen. Nerede abi? Tabii ki para lazım bunun için. Ya kardeşim, senin orada olduğunu tahmin ettim ama senin peşinden gelecektim ben, ama neyse ki bana karşı rakipleri kışkırtmış oldum ama işe yarar. Ya kanka sen bunu görmek istiyor musun? Bunu görmek istiyor musun? Ama siz böyle hepiniz gelmeyin işte ya. Gelmeyin işte hepiniz ya. Abi Franco'yu yasaklamayan takıma ben ne diyeyim ya? Artık siz onun her oyunda Franco yasak deyin. Franco için ne yapabilirsiniz? Farkında mısınız? Hiçbir şey. Franco öyle bir karakter ki, yani karakterlerin baş tacı gibi bir şey ya. Yasaklanmalı bir ara ne güzel oyundan silmişlerdi karakteri. Tekrar getirdiler. Ben askerdeyken silinmişti karakter.
O zaman da oynama fırsatım yoktu. Rahatlıkla Franco'suz bir hayat yaşayacaktım. Ama maalesef öyle bir şey olmadı. Demek ki Franco oyuncuları çok şikayet etti. Başta Nerf Kenzie olmak üzere. Tekrar geri geldi karakter. Abi bari ultisini müebbet yapmayın ya. Bakın bu Franco'dan çektiğim nedir ve sizler de lütfen şikayetlerinizi yazın abi yorumlar kısmına ya. Bakın ben oynadım. Rahat bir şekilde takımı taşıdım. Yuzungumuz da çok safe oynadı. Güzel oynadı. Yeri geldi, güzel girdi ama biraz daha aktif oynayabilirdi. Çünkü itemleri falan muazzam güzeldi zaten. Ama kıymetini bilemedi karakterimizin. Sonunda iyi gençler. Ben Ejder YouTube ve bu videoyu her zaman olduğu gibi paylaşıyorum sizlerin gözü önüne. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. İyi günler kalın efendim. Yakında çekiliş sonucu açıklanacak. Hala katılmayanlar varsa lütfen katılsınlar. 1 Aralık'ta açıklanıyor ve videosu da geliyor kanala.